eklenen ve yürütücülüğünü ODTÜ'den Güney Özcebe hocamızın yaptığını, fakat ODTÜ ve İTÜ'deki birlikte bir çalışmanın ürünü olan güçlendirme yöntemlerini pilot projesi olarak güçlendirilmiş durumda A2 bloğumuz. Evet. Normalde burada yüksek katlı 3 tane blok var. A1, A2 ve A3 olmak üzere. A3 bloğu güçlendirilmemiş. Sakinleri tarafından maalesef çoğunluk sağlanamadığı için istenilmemiş. A2 blok bu çalışmanın pilot projesi olarak güçlendirilmiş. 2003'lü galiba değil mi? Güçlendirilme tarihi binalar 1975. Yok, güçlendirme. 2008'de güçlendirme başlamış. Ha, 2008'de. 2010 pardon. Gibi de sanırım bitmiş. Ha, tamam. Ben o zaman tabii kendim de öğrenciydim. Ama benim de TESCO'nun Yalova deneyleri, Alper'inki muhtemelen size de göstermiştir. Evet. Orası olduğu için özellikle karbon lifli polimerlerle ilgileniyorum. Ondan dolayı bu bina için öncelikle zaten Hatay'a geldim ve bölgede de çalışıyoruz. Bu binada da karbon lifli. Karbon lifli bölümleri de var. Aynı zamanda dıştan zaten perde duvarlarını görebilirsiniz. Sonradan eklenmemiş. Tamam. Zaten 6 tane dıştan 70, perde. 70 kaç dediniz? 75 yapım. Arkadaki binayı inceledik. Şimdi moloz kaldırma çalışmaları yapıyorlar ve önceden güçlendirme zamanı yapılan araştırmalarda da beton kalitesi 10 megapaskal gibi, yani kötü bir betona sahip. Aynı zamanda donatı düz, doğal olarak S220 dönemin şartları altında. Bu karbon lifli polimer uygulamasında yani var olan kolonu sarıyorsunuz neticede. Bir evet, kolon sarılıyor. Kolona? Bunda ülkemizde geliştirilen ve ilk defa bizim yönetmenimizde yer alan, o proje kapsamında geliştirilen bir duvar güçlendirme yöntemi var. Yani dolgu duvarları, bu tuğla ya da biriketten yapılan dolgu duvarları güçlendirerek karbon lifli polimerle taşıyıcı sistemin davranışına etki ediliyor. Perde evet, gibi perde gibi dönüştürülmeye çalışılıyor. Betonun dışında duvarlara da polimer uyguladınız. Evet, var. Yani ben uygulamadım şimdi. Anladım. Yani yapmak uygulandı istemiyorum. Yani. Uygulandı. Evet, biz tabii ki görev olarak içeri hızlı bir inceleme yaptığımızda onların da çalıştığını ve diğer duvarlara göre daha kısmı hasar. Ama günün sonunda bu iki binadan insanlar kendileriyle tahliye olup çıktılar. Evet, çıkmışlar. Şimdi iki bina arasında hasar farkını görebilirsiniz. İşte perdeler bunun yatay yer değiştirmesini oldukça engellemiş. Ona bağlı olarak da ama ağır hasarlar. Biz evet. İçeri girdik. Maalesef içerideki güçlendirilmeyen elemanlar çok kötü durumda. Biz zaten onu da sizlerle paylaştırdık. Güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş elemanların durumunu. Oldukça kötü durumdalar. Güçlendirilmiş elemanlarda ise hani buradan perdelerde de herhangi bir hasar olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda sargılanmış elemanlarımızda da ciddi bir hasar olmadığını görüyoruz. Bu bina ise, bu tabii geldiğimizde ikinci bina bloğunda ayakta durduğunu gördüğümüzde biz de biraz şaşırdık. Bu binanın güçlendirilmesi sonrası bir yerel olabilir. Mühendislik firması tarafından yine sakinlerince güçlendirilmiş. Şu köşe kolonunda karbon lifli polimer malzemesini gördük burada da. Hmm. Pardon. Bir yatma var mı bunda hafif? Ya da benim gözüm böyle. O daha fazla ağır hasar almış. Perdelerle de desteklenmedi. Ya da yatma değil de acaba şakülü mü öyle binanın yani? Biraz böyle hafif bir göz yanılması evet, da olabilir. Yüksek katlı da olduğu evet, için evet. Çok şey yapılamıyor. Çok da yaklaşmayalım isterseniz. Evet, tabii. Şu köşe kolonunda sıyrılmış bölgede karbon lifli polimer, hani buradan arkadaşlarımız zoom yapabilirlerse şu M harfimsi bir işaret var ya onun sol tarafında gözüküyor. Yani bunda da yapılmış olduğunu tespit ettik biz. Ama bundaki hasarlar daha ağır tabii diğerine göre. Çok daha belki uygulama hatası da olabilir ya da eksiği olabilir. İşte ona rağmen bile bu bile insan hayatını kurtarmaya yetmiş. Üçüncü bloğumuzda da şu an enkaz moloz kaldırma çalışması yapılıyor. O tamamen zaten yerle bir olmuş. Yani muhtemelen siz polimerin altındaki betona da baksanız aynı beton değerini aslında burada görebiliriz. Evet, yani. Evet. Yani evet, siz fark ondan gibi. Kötü bir betonu bile polimerle dik tuttunuz yani. Hani benim orada yakalamaya çalıştığım o. Aynen. Siz derken bu bahsettiğim sistem. Evet, yani hocalarımız. Tamam. Evet, hocalarımız. Şimdi biz bu güçlendirmeyi İstanbul'la ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ve bunu İstanbul'la paylaşacağız. Ben de bu sunumlarda gördüğüm için bu iki binanın ayakta kalışını ve bir binanın yıkılışını mutlaka yerinde göreyim istedim. Hı hı. Yani bu tabii çok önemli bir şey. Bir de hani 3 deprem üst üste ayakta kaldı. Aynen biz yani, de zaten hani, bunu takip ediyoruz gelişimlerini. Birinci deprem, ikinci deprem, en son işte bu merkezde olan
Antakya merkezliydi değil mi? Defne merkezli olan. Tam da burası yani. Kalan depremde ayakta kalan 2 bina ve 10 kat. Yani bir de bunlar 70 kaç dedi bina? 75. 75'te siz daha iyi bilirsiniz o zamanları. 75'te hani yapımına yani hazır beton yok. Yıllar 75'te hazır beton yok. Dediğin gibi uzun yıllar sürmüştür. Evet, sürekli yağmurun altında kalmıştır. Var. Efendime söyleyeyim ne derler adına, muhtemeldir ki perde kesitleri çok düşüktür. Hatta perde bile olmayabilir bunlarda. Var yani. Perdeler var, ama güçlendirilmeyenler evet. Oldukça kötü durumda. Yani biz onları sizlerle de paylaşırız. Müthiş bir şey bu. Yani biz zaten hani bir hız arıyoruz. İstanbul'da evet. Yoğun yapı stoğundaki değişimde hız arıyoruz. Evet, pratik hızlı yani yöntemler. Biz yık yap yenile işte imar hakkı vesaire şu bu kaosu İstanbul'u hem üst üste bindiriyor nüfus olarak hem yoğunlaştırıyor hem de zaman yetmez yani 25 yılda yapılan 23 yılda yapılanı aynı şekilde devam ettirse 100 yılda bitiremiyoruz İstanbul'un evet. Yenilenmesini. Maalesef. 100 yıl sonra zaten İstanbul'un envanteri eskiyecek. Yani bizim öyle bir metotla çıkmamız lazım ki biz haftaya bunları paylaşacağız. Yani böyle 10 yılda 15 yılda bambaşka bir seviyeye taşımamız lazım meseleyi. Onun için buradayım bugün. Vallahi Allah razı, ellerinden öpüyorum hocaların. Yaşına bakmaksızın aynen, yani. Aynen. Yaşına bakmak. Bu işin peşini bırakmayın. Bu kesinlikle. İş var ya Türkiye için yani şu an doktorsunuz galiba değil mi? Evet hocam? Doktor. Öyle. Peşini bırakmayın. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Bir de çok iyi bir tedrisata eklenmişsin. Sağ olun. Sen de öyle öğrenciler yetiştir hocam. İnşallah. İki bina yıkılmadı, bir bina yıkıldı. Bizim de üstünde çalıştığımız, durduğumuz güçlendirme metodunun belki de Türkiye'deki ilk dönemleri diyebiliriz yani. Hani çok evet. Da uzun zaman çalışılıyor ama ilk dönemleri de uygulanmış ve 77 yılında bir binada uygulanmış ve bu 3 şiddetli depremde üst üste olan 3 şiddetli depremde çevredeki binalar yıkılmışken hasar görmüşken ve yanında aynısının bir üçüncüsü yıkılmışken bunlar dimdik ayakta ve beton değerleri çok düşük. Onun için hani burayı yerinde görmek istedim. Güçlendirme çalışması yapılırken herhalde tahliye de olmamış. Yani insanlar otururken yapılmış. Şöyle o değişebiliyor. Uygulamasına göre değişebiliyor. Daire daire yapılabiliyor. Ama bütününün inmesi orayı hızlandırabiliyor. Onların metotları var. Haftaya açıklayacağız onları. İstanbul içinde herhalde belki uygulanabilir. Kesin. Kesin uygulanır. Yürekten inanıyorum. Halkımıza anlatacağız bunu. Teşekkürler.